Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Artık ne yaptık şimdi? İşlem etine yaptık. Artıktan sonra ne yaptık? Karışık oldu ama anlatacağım bir saniye. İşlem etine yaptık, denklem çözme yaptık. Değer vermeden 3 tane video çektik. Doğru mudur? Şimdi artık konu konu, yani artık şu anda mantıklı. Konu konu ilerliyoruz. Yani ilk konumuz ne mesela? Ardışık sayılar. Bu konudan sonra ne yapacağız? Ardışık sayıların toplamı formülümüz var ya. Sonra ne yapacağız? Çok önemli bir konu olan çözümleme göreceğiz. Artık konu konu ilerlediğimiz için daha böyle düzenli olacaktır muhtemelen dersimiz. Yani karmaşık olmayacak. Şimdi geçen derste mesela çözdüğümüz soruların belli bir kalıbı yoktu. Burada genelde kalıplaşmış soru tarzını öğrenerek gideceğiz. Şimdi burada biraz da konu anlatayım ben size. Yani öğrenci bazen diyor ya bana, hani konu anlatmıyorsunuz. Anlatıyorum şu anda. Konumuz ardışık sayılar. Şimdi ardışık sayıların mantığı zaten isminde var. Arka arkaya gelen sayılara biz nasıl sayılar diyoruz, ama belli bir kural olması lazım. Her gördüğümüz sayı ardışık değil. Mesela 2, 3, 4, 6, 7. Bu ardışık mı? Kesinlikle değil. Anlaşıldı mı? Belli bir kural olmazsa sayı ardışık olmaz. Bizim 3 tane ardışık sayımız var mesela genelde. Bir tanesi ardışık tam sayı. Şimdi ardışık sayı konusunda öğrenci eni kullanmaya bayılır. Ben de olabildiğince eni kullanmayacağım. İnatlıyım kardeşim ya. Eni kullanmaya bayılır, ölür biter. Ben de eni çok az kullanmaya çalışacağım yani. Artık tam sayıda burada kullanmak zorundayım. İlk sayı n'se, hatta eni kullanmıyorum ya. A diyeceğim. Niyeyse eni pek bir sevmiyorum ben bu konuda. Ama sayı toplamında kullanıyoruz. A olsa ikinci sayı a artı 1, üçüncü sayı a, bu böyle devam eder. Anlaşıldı mı? Ardışık tam sayı veya doğal sayı diyebilir. Arada bir fark var demektir yani arkadaşlar. Peki ardışık çift sayı. Şimdi bazı yayınlarda veya bazı öğretmene dağıtmış olabilir. Ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çift sayı deyince mesela 2n, 2n artı 2 gibi bir ifade. Gerek yok bu ifadeye. Burada pardon, yine a diyebilirsiniz. Buradaki önemli olan mesele arada kaç farkın olduğu arkadaşlar. Burada çift olduğu zaman arada iki fark var demektir. A artı 2, a artı 4, bu da böyle gidiyor. Buradaki a zaten soruyu çözdüğü zaman çift çıkacak. Eğer soruyu çözünce A çift çıkmıyor da tek çıkıyorsa dönüp kendine bakacaksın. Allah'ım ben nerede yanlış yaptım diyeceksin. Çift çıkması lazım. Ardışık çift sayı diyorsa. Bir de ardışık tek sayı olsun. Ardışık tek sayılar. Burada da yine A alacaksınız. İkinci sayıyı A artı 2 alacaksınız. Sonraki sayıyı A artı 4. Böyle gidecek bu da. Dedim, anladınız mı? A artı 2, A artı 4 olarak devam edeceksiniz. Peki burada ne yapacağız? Buradaki A sayısı da çift olmaz, tek olur. Mesela aradaki fark, tekrarlıyorum yani. Burada 2n, 2n eksi 1'e falan gerek yok. Aradaki farkın sabit olduğunu yorumlayabiliyor olmanız lazım. Fark sabit, fark sabit. Anlaşıldı mı? Biz zaten ardışık sayı sorusu çözerken olabildiğince böyle harf de vermemeye çalışacağız. Ben şimdi ortancayı bulma yöntemi var, onu anlatacağım size. Evet, hazırsak konumuz bu kadar. Yani benim yapacağım gerçekten bir şey yok. Bir de sorularda şuna lütfen dikkat edelim. Mesela diyor ki adam, ABC ardışık doğal sayı diyor. Bu ikisi ardışık, üçü ardışık doğal sayı ve A küçük, B küçük, C diyor. Şimdi bu tarz ifadelerde bazı öğrenciler kendisini o kadar şartlandırmış ki A'ya getirip M veriyor. Ya kardeşim, A zaten bilinmiyor. Yani bilinmeyene bilinmeyen verildiği nerede görülmüş ya? O zaman N'ye de B de, N'ye de X de mesela, X'e de M de o zaman. Sabaha kadar gidelim. Arkadaşlar A zaten bilinmiyor. Yani A bir bilinmeyen zaten. Bak bu cümleme çok dikkat et. A zaten bir bilinmeyen. Bilinmeyene tekrar tekrar bilinmeyen verilmez. Dikkatli olun. Hocam peki ne yapacağız hocam? Hocam ne yapacağız hocam? Şunu yapacaksınız. A burada zaten var. Artık doğal sayıydı. B yerine A artı 1, C yerine A artı 2 deyip soruyu öyle çözeceksiniz. Yani o kadar da kendinizi şartlandırmayın. Burada çift deseydi mesela veya tek deseydi fark etmez. Hemen ne yapacaksın? A zaten verilmiş. Buna A artı 2 çift veya tek derse, bak burası. Buna da ne diyeceksiniz? A artı 4 demeniz lazım. Demek istediğimi anladınız mı? Lütfen burada da hata yapmayın ya. Tamam mı arkadaşlar? Yani başka bir harfe gerek yok diyeceksek eğer. Tamam. Şurayı siliyorum. Soru yazacağım. Şimdi nasıl olsun? Şöyle olsun. Ardışık 5 doğal sayının toplamı, doğal sayının toplamı 140'tır. Soru da şu olsun. Büyük küçük bulunuz. Yani büyük sayı ve küçük sayıyı bulunuz. Büyük sayı ve küçük sayı bulunuz. Yani kısa kısa soru yazalım ki vakit kaybetmeyelim. Şimdi bununla birinci yol şu. Klasik yol şu. Hemen bak, klasik yol. Kısa yol değil, klasik yol.
İlk sayı a alırsınız, çoğunuz en alıyorsunuzdur. A artı 1 alırsınız, a artı 2 alırsınız, a artı 3 alırsınız, a artı 4 alırsınız. Toplamı kaç yapacak? 140 mı? 1, 2, 3, 4, 5, 5 a alırsınız. Gayet mutlu ve huzurlusunuzdur hayatınızda. Artı 10 yapar, eşittir 140. 10 karşıya geçer, 5 a eşittir 140 eksi 10. Buradan 5 a eşittir 130 olur. Bir sayıyı 5'e bölmenin yolunu anlatmıştım, dinleyenler bilir. 0'ı silip 2 ile çarpıyoruz. Buradan da a eşittir kaç yapar? 26. Küçük sayı kaç çıktı? 26. Büyük sayı kaç çıktı? 30. Yanlış mı yöntem? Kesinlikle doğru. %110 doğru yani. Hiç problem yok. Ama biz özellikle ardışık sayılarda ortanca bulma yöntemi diye bir yöntemimiz var. Oradan bahsedelim size. Ortancayı bularak devam edeceksiniz. Nasıl mesela? Kaç sayı demiştim ben size? 5 doğal sayı. 5 tane sayı çiziyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 sayının ortancası var. Doğru mudur? Toplamı kaçtı peki bunların? 140. 140'ı getiriyorsunuz, 5'e bölüyorsunuz. 140 5'e bölünecek. Bölünmek zorunda. Bölünmüyorsa yine bölünecek. Yani virgülü de çıksa böleceksiniz yani. Kaç yapıyor? 28. 140'ı 5'e bölerseniz 28 çıkar. Peki bu bulduğunuz 28 ortanca sayınız sizin, ortanca. Bu 28'miş. Bunlar nasıl sayılardı peki? Doğal sayı. O zaman ne yapacağız? Bu 29, bir fark var yani. Bu 30, bu 27, bu da 26. Yani ardışık sayı toplamı verilirse tamamının çözümünü, soruların çözümünü böyle yapma hakkınız var. Bu tabii en basiti. Şimdi en basitten başlayalım. En zoruna kadar gidelim. Yani ortanca olmasın, çift olsun, 40 sayı olsun ardışık. Anladın mı olayı ya? Hepsini anlatalım. Yani bu mantığı anlayalım, diğerlerini çözelim. Yani bunu yaptık da diğerlerini yapmıyor değiliz yani. Tamam mı arkadaşlar? Hepsini yapacağım. Bakalım ardışık 7 tek sayının toplamı, çok uzatmayalım sorular dediğim gibi, 175'tir. Soru bu. Büyük küçük bulunuz. Büyük küçük bulunuz. Bulalım beraber. Kaç sayı vardı? 7 tane tek sayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hala ortanca var. İnsanlığı gördün mü? Bak hala ortanca var. Ne yapacağız? 175'i kaça bölüyorum? 7'ye. Böldüm kaç çıktı? 25 çıkmış oldu. Doğru mu? Bu 25 bizim ortanca sayımız. Şurası 25'miş. Bunlar tek sayılar mı? Bu o zaman 27. Bu 29. Bu 31. Gel geri. 23, 21, 19. Var mı problem? Yok. Büyük kaçtı? 31, küçük 19 olmuş oldu. Peki devam. Şuraya yazayım Serkan. Yok, kalkmana gerek yok. Şuraya bir tane daha yazayım. Ortanca olmayan sorulara bakalım şimdi. Ardışık 6 çift sayının toplamı 180'dir. Büyük küçük bulunuz. Şimdi 6 çift sayıda ortanca yok, doğru mu? Ama 6 tane sayı çiziyoruz. Tam ortasında mutlaka bir sayı olmak zorunda. Yani sayı bizim sayımız değil ama ortada mutlaka bir sayı olacak. Pardon, çizelim 1, 2, 3, 4, 5, 6 mı? Şurayı bulacağız. 180'i kaça böleceğiz? 6'ya. Kaç çıkar? 30. 180'i 6'ya böldük. Kaç çıktı? 30 çıkmış oldu. Şimdi bu 30, hatta şurada bölme işlemini yapayım mı? Hocam kafadan hızlı bölüyorsun. 30. Burada size bir yol öğretiyorum. Bak çok önemli. Ortancası olmayan ardışık sayı sorularında ortanca bulundu. Burası kaç mesela? 31 mi? 32 mi? 33 mi? Ona karar nasıl verilir biliyor musunuz? Sayılar arasındaki farka bakılır. O fark paylaştırılır. Bak cümleme dikkat. Sayılar arasındaki farka bakılır. Oradaki fark paylaştırılır. Ne demek istiyorum? Bunlar çift sayı değil mi canım kardeşim? Çift sayının farkı kaç? 2. 2'yi paylaştırıyorsun. 1, 1. Artı 1, eksi 1 yapıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Fark 2 olduğu için 2'yi paylaştırıyoruz. Artı 1, eksi 1 yapıyoruz. 30, 1 ekle 31 çıkar 29. Artık 2, 2 devam edeceğiz. Tamam mı? Tek oldu. 33, 35, burası 27, burası da 25. En küçüğü 25, en büyüğü 35. Umarım anlaşılmıştır bak. Ortancası olmayan ardışık sayı sorularında ortancayı buluyoruz. Ama sayılarımız nasıl buluyormuşuz? Olduğumuz farkı, yani sayıların farkını paylaştırıyoruz. Çift olduğu için sayıda fark 2'dir. 2'yi paylaştırıyorum. 1 oraya, 1 buraya yapıyorum. Anlaştık mı? Dikkatli olun. Arttıralım. Devam. Serkan'cığım kaydırabilirsin belki biraz. Ardışık
Seki hocam diyor ardışık demezsen ne olur diyor. Ya konumuz ardışık canım kardeşim, ben ne yapayım yani. Konu ardışık yani. Ardışık 8 tek sayının toplamı kaç olsun? 320 olsun. Büyük küçük bulunuz. Hemen nasıl bulduğumuzu öğretelim yani pratik bir şekilde. Hemen 8 tane sayı çizdik mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 320'yi kaça bölüyoruz? 8'e. Kaç çıkıyor? 40. Şurası 40'mış. Anlaşıldı mı? Orası 40'mış. Burası 40'sa tek sayıysa tek sayının fark kaç? 2. 2'yi 2'ye böl 1. Yani farkı paylaştıracağız ya hani. Yarım oraya yarım oraya gideceğiz ki fark 2 oluşmuş olsun. Artı 1 eksi 1 yaptı. Burası 41. Burası 39. Burası 43. Tek gidiyorum. 45, 47. Gel 37, 35, 33. En küçük ve en büyük sayı olmuş oldu. Anlaşıldı mı? Çok pratik bulduk. Hocam hep böyle mi olur? Hayır. Hep böyle olmaz. Ama bu yöntem hep geçerlidir yani onu söyleyeyim. Ardışık yazıyorum bak. Ardışık 6. Hatta şöyle yazalım. Ardışık demeyelim artık. Yani ardışık olacak da sayılar. Yani farkımız artık biraz şey olsun. Farklı olsun. Aralarında 4 fark olan ardışık. Zaten arkadaşlar bakın ben farkındaysanız son sorularında ortanca yok. Yani bu, ben görünmüyorum bu arada burada konuşuyorum ki. Tamam, son sorularında ortanca yok. Ortanca olmayan soruları çözeceğiz. Ortancası varsa zaten soru çok basit. Sıkıntı ortanca olmayanlar. Ama şimdi ben burayı anlatıyorum. Senin karşında tek başına çalışırken ortancası olan bir soru çıkar. Sen ona takılma yani, anladın mı? O daha kolaydır. Ortancayı bul, çat çat ekle git. Ortanca olmayınca zorlandığınız için ben size ortancası olmayanları anlatıyorum. Şimdi biraz sonra mesela 5-10 dakika sonra ardışık 40 sayı sorusu çözeceğim. Onu da biliyorum. Normalde çok pahalıdır olsun, ben kendi cebimden şey Serkan önemli değil. Ben kendi cebimden vereceğim onu yani. 40 sayı sorusu çözeceğim. Peki ardışık ne olsun? 10. 10 sayı olsun. 10 doğal sayının toplamı 430'dur. Kural aynı. Büyük küçük bulunuz. Bulalım beraber büyük küçüğü. 10 tane sayı çizelim. Bir şey olmaz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hocam 10 tane sayı çizecek miyiz diyor. Ya çiz. Ya ne çıtkırıldımsınız ki ya. 10 tane sayı çizsen ne olur ya. Sanki 10 tane A yazdık. Yani önden çizgi çekeceksin ya. Ne oldu? Şurası ortanca. 430'u kaça böleceğiz? 10'a. Kaç çıktı? 43. Burası 43'müş. Çok önemli bak. Diğer sayı 44 mü? 45 mi? İşte burada kural devreye giriyor. Kural neydi? Fark kaçtı? 4. 4 olan farkı paylaştırma kuralı. Amaç şu iki sayı arasında 4 fark oluşması. 4'ü nasıl paylaştıracağım? 2, 2. Yani burası 45 olacak, burası 41 olacak. Bak artı 2, eksi 2. Fark 5 olsa ne yapacağım mesela? 2,5, 2,5 paylaştıracağım. Fark 7 olsa 3,5, 3,5 paylaştıracağım. O zaman nasıl olacak hocam? Burası, o zaman da burası buçuklu çıkıyor. 43 çıkmıyor da mesela 43,5 çıkıyor. Dedim, anladık mı? Ya çıkmazsa demeyin çıkar. Çıkmak, o zaman bölmeyi yanlış yapıyorsunuz demektir. Bu verdiğimiz hiçbir sayı, şu sayıların hiçbiri, şunlar toplamları verilen sayıların hiçbiri rastgele sayılar değil arkadaşlar. Bunlar ardışık sayıların toplamı zaten. Tamam. 41-45. Buradan sonra bazen hızını alamayan öğrenciler 2-2 devam ediyor. Halbuki 4-4 devam etmeniz lazım. 4 arttırın 49. 4 arttırın 53. 4 arttır 57. 4 arttır 61. Gel geri. 4 gel 37. 4 gel 33. 4 gel 29. 4 gel 25 mi yapıyor? Şu en küçük, şu da en büyük olmuş oldu. Anlaşıldı mı? Evet. Bak hiç eni falan kullanmıyoruz. Görüyor musun? Ama bazen kalıpları değiştim. Ya KPSS öğrencisinde özellikle sayısalcıların, mesela sözelcilerde kolay. Adam yeni dinliyor. İlk de benden dinliyorsa veya işte başka hocanın dinliyor, değiştirmesi çok kolay. Adam zaten yeni öğrenmiş. Ama sayısalcıya geçmişte biri demiş ki, rüyasında girmiş aksakallı dedi. Enle çöz, ardışığı enle çöz demiş. Adam en dışında başka hiçbir şey yapamıyor ya. Yani şu soruları ben böyle anlatıyorum ama gerçekten sınavda çıksa adam enle yapıyor soruyu. Ya lütfen ya. Bir şeyler öğrenelim artık. Bunlar geçti yani. Geçmişte vardı. Gerçekten geçmişte vardı. Bak şimdi. Aralarında 7 fark olan ardışık 6 doğal sayının toplamı kaç olsun mesela? 249'dur. Büyük küçük bulunuz.
Bak size burada bir şey daha öğreteceğim şimdi. Büyük, küçük bulunuz. Bulalım şimdi beraber. Çok zor değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurayı buluyoruz. 249'u kaça böleceğiz? 6'ya. 6 doğal sayı diyor. Fark 7. 7'ye bölenler varsa lütfen rica ediyorum arkadaşlar yani. Lütfen. İstirham ediyorum yani. 249'u 7'ye bölemez. 7 fark. Biz sayı adedine bölüyoruz. Ortancayı böyle buluyoruz arkadaşlar. Böldüm. 4, 24. Gitti 0, 0. 9'u indirdim. 1 kere 6, 6. 3 kaldı. Virgül 0, 5. Bak. Bölmeye devam. Kalan olmaz. Ardışık sayı sorularında bölme yaptığı zaman kalan asla olmaz. Bak cümle dikkat. Ya olursa deme yakarım seni bak. Kalan asla olmaz. Kalan varsa ardışık sayı sorularında dön kendine bak. Ne zaman kalan olur? Çözümleme konusunda gelmeden göstereceğim. En büyüğü en çok, en küçüğü en az kaçtır soruları var. O zaman kalan olacak. Anlaşıldı mı? Burada kalan olmaz. Tamam mı arkadaşlar? 41, şurası 41,5'muş. Şimdi peki fark kaçtı bu sayıların? Fark kaç? 7. Ne yapacağız? 7 farkı paylaştıracağız. Nasıl paylaştıracağız? 7'yi 2'ye böleceğiz. 3,5 pay. Yani buraya 3,5 ekleyeceğiz. 3,5 çıkaracağız. 41,5'a 3,5 ekle 45 yapar. 3,5 çıkar 41,5'tan 38 yapar. Fark 7'ydi ya, artık 7'ye de gideceğiz. Burada işte bazı öğrenci hızını alamıyor. 3,5 devam ediyor. Öyle olmaz. 7'ye de gitmeniz lazım arkadaşlar. 3,5 olmaz yani, tamam? Konuşamıyorum da Serkan ya. 3,5 çok zor oluyor. 3,5 olmaz. Bak sakinleşiyorum. 3,5 olmaz. 7'ye de gitmeniz lazım. 38, 45. Burası 31, burası 24 oldu. 45, 7 ekle. 52, 7 ekle. 59 olmuş oldu. Anlaşıldı. En büyük 59, en küçük kaç olmuş oldu? 24 olmuş oldu. Burayı anladık mı? Ardışık sayı sorularında ortanca olmayınca ne yapacağımızı anladık mı? Bu tahtayı şimdi sileceğim. Ne yapacağım peki şimdi? Harf vereceğim. Bir de çok sayı olunca ne yapacağınızı anlatacağım. Önce oraya anlatalım. Kaç dakikamız var? Tamam. Şu harf kısmını anlatırız en azından. Ortalama 30 dakikalık videolar çekiyoruz ki arkadaşlar çok da sıkılmayın diye. Yoksa siz şimdi yanlış anlıyorsunuzdur. Hafıza kartı mı yetmiyor acaba falan. Öyle bir şey yok yani. Kesinlikle öyle bir şey yok. Biz hani 30 dakikaya geçmesin. Biz bunun için araştırmasını yaptık. 30 dakikaya geçince öğrenci sıkılıyormuş. Sıkılmayın diye yapıyoruz yani. Tamam mı? Yoksa ne alakası? Hafıza kartı falan hiçbir alakası yok. Var mı alakası Serkan? Hiç alakası yok yani. Olmadı. Kendi hafızamızda da alırız yani. Sıkıntımız yok. Evet. Şimdi çok sayı olunca ne yapacağınızı anlatalım. Bak şimdi. Ardışık kaç yapalım? 23. 23 diyelim, evet. Tek sayının toplamı 963'tür. Atıyorum, en büyük sayı kaçtır? Soru böyle geldi karşımıza. 963'tür, en büyük sayı kaçtır diye soru sorduk. Ne yapacağız şimdi? 23 tane çizgi çekmeyelim hadi. Tamam, ben de senden yanayım. Artık 23 tane çizgi çekmek yok. Ne yapacağız hocam peki? Şöyle yapacağız. 23 tane sayının ortancası kaçıncı sayı? Mesela 5 sayı olsa ortanca şu. 3. sayı. 5 artı 1 bölü 2. Anladık mı olayı? Bak 5 sayı olsa 3. sayı yani. 5 artı 1, 6 bölü 2. 23 sayı varsa 23'e 1 ekle. 24, 2'ye 12. Yani siz burada 12. sayıyı bulabilirsiniz. Ortanca sayı bu. Peki 963'ü kaça bölecektik? 23'e. Ben böldüm, geldim evde. Kaç çıkar? 990 mı yapıyor? Yanlış yapmayayım. Doğru böldüm ama. 963 verdim değil mi? Yanlış vermedim. Evet. 41 çıksın diye uğraşmıştım. 4 olsa 92 yapar. Evet doğru. 41 çıktı. 43 yapıyor burası çünkü. Bu sayı 41'miş. Tek sayıydı. Bize ne sorulmuştu arkadaşlar? En büyük sayı kaçtır? Şimdi bak. En büyük sayı 23. sayı mı? Kural şu. Bak bu problemlerde de işimize yarayacak. İyi dinle bak. 12. sayıyı bulduk. Bize 23. sayı soruluyor. 12. sayıdan 23. sayıya kadar totalde kaç sayı var? 12'den 23'e kadar. 11 tane sayı var. 11 sayı. Her sayı diğerinden kaç fazla? Tek ya bunlar. 2 fazla. Çarpı 2. Sonuç 22 çıkar. Bakın burası önemli. Buradaki amaç 12. sayıdan 23. sayıya gidene kadar toplam kaç artacağını bulacağız. Anlaşıldı mı? Yani kaç artacak burası? Toplam 11 sayı var. Her sayı diğerinden 2 fazla. 11 çarpı 2 kaç yaptı? 22. Yani 41'i 22 arttıracaksınız buraya geleceksiniz yani. 41'e 22 ekleyin kaç yapar?
41 artı 22 yapalım. 63 yapmış olur. Mesela bu yöntemle üçüncü sayıyı bulalım. Üçüncü sayı. Bu da benden olsun. Normalde yok gerçekten. Arada kaç sayı var? 12 ile 3 arada 9 sayı var. Her sayı diğerinden 2 fazla. Ne oldu? 18. 41'den 18'i çıkaracaksın bu sefer de. Bu da 23 olmuş olur. Anlaşıldı mı? Yani yöntemi bu. Ortancayı buluyorsunuz. Ondan sonra kaçıncı sayıyı soruyorsa böyle arttırma azaltma çok sayı verirse yapacaksınız. Bunlar genelde problem testlerinde oluyor ya mesela. İşte bir kitap okuyor. Kitabı 35 günde falan bitiriyor soruları vardır. Oradan ortancayı falan bulup gidersiniz. Ben temel kavramların ilk kısmında çok fazla sayı olacağını tahmin etmiyorum. Ama olabilir mi? Olabilir. O yüzden biraz dikkat etmekte fayda var. Bir de bunun ortancası olmayanını yapalım. Bir de harfli çözelim biraz. Oradan sonra bu ilk kısmı bitirelim. Ardış sayıyı iki videoda çözeceğiz arkadaşlar. Ne olsun mesela? Aralarında 6 fark bulunan, fark olsun, bulunan ardışık 30 sayı olsun. 30 sayının toplamı 2100'dür. Uyduralım. İşte en küçük sayı kaçtır diye soru soralım. Birinci sayıyı soruyorum yani. En küçük sayı kaçtır? Şimdi kaç sayı var? 30 sayı. Şimdi 30 sayıda ortanca yok. 30'un ortancası olmaz. Mesela 4'ün ortancası olur mu? Ama şurada bir sayı var. Yani 30 sayıda şu var. 2'ye böl 15 çıkar. 15. sayıyla 16. sayının arasını bulursunuz. Şurayı bulursunuz. Sonra ekleme çıkarma vardı ya hani. Yarısı, farkın yarısı kadar. 2100'ü kaça bölüyorum? 30'a. Kaç çıkıyor? 70. Burası 70'miş. Peki bunlar arasında kaç fark vardı? 6 fark vardı. Farkı ne yapacaktık? Paylaştıracağız. Artı 3, eksi 3. Bak bu kısım önemli. 6 fark vardı. Farkı ne yapmamız lazım? Paylaştırmamız lazım. Artı 3, eksi 3 yapacağız. 73 ekle kaç oldu? 73. 70'den 3 çıkar. Kaç yaptı? 67. Peki bana neyi sormuştu? Şimdi artık ben biliyorum. Artık 15'in sayıyı da biliyorum. 16'nın sayıyı da biliyorum. İkisinden de faydalanarak sayıyı bulabilirim. Bana en küçük sayıyı sormuş. Birinci sayıyı sormuş yani. Doğru mu? Hatta burayı maviyle yazalım. Düzen bozulmasın. Birinci sayıyla 15. sayı arasında toplamda kaç sayı var? 14 sayı var. 14'te neyi çarpacağım? Bak. 2'yi değil. Arada kaç fark varsa onu çarpmamız lazım. 14'te neyi çarpacağız? 6'yı. Ne oldu? 84. Yani 67'yi 84 azaltacaksınız ki birinci sayıyı bulasınız. Bunları doğal dememiştik değil mi? Evet, güzel. Negatif çıktı çünkü. Çıkabilir. Bunu da bundan çıkaracağız. Kaç yapar? 14, 17. Eksi 10. 7 yapar. Demek ki en küçük sayı kaçmış? Eksi 17'ymiş. Anlaşıldı mı? Bak ortancı olmayan sorusunda çözdüm ben bunu şimdi. 2 gün sonra bak kulağıma gelir, yorum yazarsınız. Hocam şu da var dersiniz, vallahi olmaz. Hepsini çözdüm burada ben işte. Hocam şunu diyebilirsin şu anda. Hocam harfler var. Harfler var hocam. A diyor, 5'li toplam A diyor, işte K diyor falan. Onları da yapalım. Tamam onları da yapalım. Onun da yöntemi bu. Yöntem değişmiyor ki. Ardışık 5 doğal sayının toplamı A'dır. Sakın bir düğmeye basarsan kaysın ya bu tarafa doğru. Ben geçiyorum. A'dır. Soru şu. En büyük sayının A türünden değeri nedir? Hocam hadi burada da eni kullanma. Kullanmayacağım ya. Kullanmayacağım. Bu daha kolay. İnşallah harfli çıkar. Ah dua ediyorum. İnşallah bu daha kolay. Harfli çıkar inşallah. 1, 2, 3, 4, 5 ortanca var zaten. Biz A'yı ne yapacaktık? 5 doğal sayının toplamı olduğu için 5'e bölmeyecek miydik? O zaman şu sayımız bizim ne? A bölü 5 oldu mu? A bölü 5 oldu. Bunlar doğal sayı mı? Doğal sayı arasında bir fark var mı? O zaman bu A bölü 5 artı 1, bu da A bölü 5 artı 2 mi? Geri gelmek istersen de A bölü 5 eksi 1, A bölü 5 eksi 2. Doğru mu? Ne sormuştum ben sana? En büyük sayının A türünden eşitini sordum. Yani neyi soruyorum? A bölü 5 artı 2'yi soruyorum. Şıklar da böyle de olabilir. Veya şıklar da bu ifadenin payda eşitlenmiş hali de olabilir. Yani A artı 5 kere 2 10 yapar. 10 bölü 5 de olabilir. Bu en büyük sayının A türünden değeridir. Bu sorularda en büyüğün veya en küçüğün değerini bulursanız diğerini de bulmuş oluyorsunuz. Mesela en büyüğün A türünden değeri A artı 10 bölü 5 ise en küçük sayının A türünden değeri de A eksi 10 bölü 5'tir. Dedim anlaşıldı mı? Tekrarlıyorum.
En büyük sayının a türünden değeri a artı 10 bölü 5 ise en küçük sayının da a türünden değeri a eksi 10 bölü 5 olur. Anlaştık mı? Yani birini bulmak yeterli olacak yani. Tamam. Hocam burada ortanca var. Peki onu da yapalım. Peki. Her şeye peki. Bak görüyorum ben daha ne yapayım? Ardışık 6 çift sayının toplamı k'dır. En küçüğü soralım. En küçük sayının k türünden eşiti nedir? En küçük sayının k türünden eşitini istiyorum. Kaç çift sayı? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ortanca yok. Doğru. Burası k bölü kaç oldu? 6 olmuş oldu. Peki ortanca olmayınca kural neydi? Farkı paylaştır kuralı vardı. Fark kaç? Çift sayı. Fark 2. 2'yi 2'ye böl. 1. 1'i paylaştırıyorum. Yani 2'yi paylaştırıyorum. Artı 1, eksi 1. Yani burası k bölü 6, eksi 1 iken bu tarafta k bölü 6 artı 1 oldu mu? K bölü 6, eksi 1. K bölü 6 artı 1. Burası ne peki? K bölü 6, eksi 3 oldu mu? 2 geldik. Burası k bölü 6 eksi kaç oldu? 5 olmuş oldu. 2, 2 gidiyoruz. Burası k bölü 6 artı 3. Burası k bölü 6 artı 5. Ne sormuştum ben sana? En küçük sayının k türünden değeri. Yani k bölü 6 eksi 5'i soruyorum. Şıklarda bu olabilir. Doğru. Olmaya da bilir. Hocam peki şıklarda bu olmazsa ne olur? K eksi 30 değil mi? 6 30 yapar. Bölü 6 bu da olabilir. En küçük sayının k türünden değeri k eksi 30 bölü 6 ise k eksi 30 bölü 6 ise en büyük sayının k türünden değeri de onu da bulmuş olduk. K artı 30 bölü 6'dır. Anlaşıldı mı? Bak en büyük sayının k türünden değeri k eksi 30 bölü 6 ise en küçük sayının en küçüğün değeri buysa en büyüğün değeri k artı 30 bölü 6 olmuş olur. Anlaşıldı mı? Bak harfli ifadelerde ne yapmış olduk? Bu şekilde yapmış olduk. Bir şey daha anlatalım. Herhalde birkaç dakikamız kaldı. Bazen, bunu da renkli yazayım, siyah kalem mürekkep bitmek üzere. Ardışık 7 çift sayının toplamı, bak bir şey anlatacağım. Kaç olsun? 140'tır. Uzatmayalım. En büyük sayıyla en küçük sayının toplamı kaçtır? Bakın bu önemli bir şey. Bizim matematikte, bizim bu konudan sonra konumuz neydi? Ardışık sayıların toplamı. Doğru mudur? Bizim şimdi matematikte pardon. Bir formülümüz var. Son terim artı ilk terim bölü 2. Doğru mu? Bak, son terim artı ilk terim bölü 2. Ne o biliyor musun? Şu. Mesela 10, 12, 14, 16, 18. Burada 5 tane sayı var. Bu son terim değil mi? Son terim değil mi? Bu ne? İlk terim. 18 artı 10 kaç yapar? 28. 2'ye böl 14. 14 de kimdir? Ortanca. Yani bizim için o formüldeki o ifade şunu temsil ediyor. Son terim artı ilk terim bölü 2 bize aslında ortancayı verir. 2'yi karşıya atarsanız, yani siz bu soruda bir ardışık sayı sorusunda en büyük sayıyla en küçük sayıyı bulmak istiyorsanız kuralımız şu. Son terimle ilk terimin toplamını bulmak istiyorsan 2 çarpı ortanca yapacaksın. Yani ortancayı bulacaksın, ortancayı 2 ile ne yapacaksın? Çarpacaksın. Burada yapacağın işlem çok basit. 7 sayı çizmeyeceksin. En büyük en küçüğün toplamını sormuş muyum ben? 140'ı getireceksin, 7'ye böleceksin. 20 çıktı. 20 ortanca değil miydi? 20'yi 2 ile çarpacaksın. Cevap kaç olmuş olacak? 40 olmuş. Olay bu kadar basit. Bak tekrar anlatıyorum. 140 çift sayının toplamı. En büyük en küçüğü sormuşum. 140 7'ye böldüm. 20 çıktı. 20 ortancaydı. Ortancanın 2 katı bize her zaman sorularda not al bunu. En büyük sayıyla en küçüğün sayının toplamını vermiş olur. Ortancanın 2 katı en büyük sayıyla en küçük sayının toplamıdır. Anlaşıldı mı? Evet, ardışık sayının birinci bölümünü bitirdik. İkinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.